giderek yabancı düşmanlığına dönüşen İslamofobiye karşı İslam'ın gerçek yüzünü Avrupalılara nasıl anlatmalı ana fikrinden yola çıkarak hazırladığımız bölümümüzde Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Bahçekapılı İslam'ın felsefesini İslam tarihinden örnekler vererek anlatıyor. Profesör Doktor Nedim Bahçekapılı bu hafta komşuluk hakkı konusunu anlattı ve Hazreti Muhammed'in bu konudaki sözlerinden örnekler verdi. Sevgili izleyiciler, bu programımızda İslam dininin insanlığa getirmiş olduğu evrensel değerlerden komşuluk hakkı üzerinde durmaya çalışacağım. İslam dini Kur'an-ı Kerim'de vurgulamış olduğu temel ahlaki prensiplerden birisi de komşuluk hakkına riayet etmektir. Nisa suresi 34. ayeti kerimede Cenab-ı Hak Allah'a ibadet, anne babaya iyilik, yoksulu, yetimi, akrabayı gözetmek ve komşu hakkına riayet etmeyi özellikle tembih etmiştir. Bütün medeniyetlerde komşunun çok önemli bir yeri vardır. Zira insanın ilk muhatap olacağı kimse kederli gününde ve sevinçli gününde komşudur. Eğer bir insan komşusunun şerrinden emin değilse mutlu bir hayat yaşaması söz konusu olamaz. Bu münasebetle Peygamberimiz Aleyhisselam birçok hadisi şerifinde komşu hakkına vurguda bulunmuş, komşuyla iyi geçinmeyi, komşunun hukukunu gözetmeyi ısrarla tembih etmiştir. Bir seferinde vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz diye buyurmuş. Etrafında bulunan sahabe de kim ya Resulullah deyince komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse demiştir. Eğer bir kimse komşusuna eziyet ediyorsa, ona zarar veriyorsa, komşuluk hakkına riayet etmiyorsa, bu kimsenin kamil manada mümin olamayacağını Peygamberimiz belirtmiştir. Hatta Peygamberimiz komşuya, komşunun rüzgarını kesecek şekilde bina yapı yapmamayı, yemek pişirdiğinde komşunun hakkını gözetmeyi, eğer komşuya ikramda bulunamayacaksa, yemek kokusunu komşunun duymasını hoş karşılamadığını hadis-i şeriflerinde görmekteyiz. Değerli izleyiciler, günümüzde apartman hayatında, büyük şehirlerde komşuluk ilişkilerinin maalesef zayıfladığını görmekteyiz. Ayrıca bir anket yapılsa, hatta bu bir tez çalışması olabilir, komşuluk ilişkileri açısından, bilhassa Müslümanlardan komşuları ne kadar memnun, komşularıyla olan ilişkileri İslami ölçülere ne kadar uygun bir tespit yapmak, buna göre eksiklerimizi tespit edip bunları gidermeye, düzeltmeye çalışmamız çok uygun olur. Zaman zaman bu konuda bazı kardeşlerimiz inanç farkını esas alarak sadece Müslümanlarla komşuluk yapılabileceğini, Müslüman olmayan insanlarla bu komşuluk hukukunun söz konusu olmayacağını düşünmektedirler. Bu çok yanlış bir algıdır, çok yanlış bir düşüncedir. Peygamberimiz özellikle komşu hakkını vurgularken din ayrımı, inanç ayrımının söz konusu olmayacağını belirtmiştir. Ne kadar acıdır ki bize zaman zaman sorulan bazı sorularda komşum Alevidir, bana ikram etmiş olduğu çayı içebilir miyim? Vermiş olduğu pastayı yiyebilir miyim? Ya da ben ona bir şey ikram etsem günah mı olur diye sorular sorulmaktadır. Değerli izleyiciler, deyin ki Alevi komşumuz Hristiyan da olsa, Müslüman da olsa, hatta başka bir inanca da sahip olsa, onunla komşuluk ilişkilerini en güzel şekilde sürdürmek bizim dinimizin bir icabıdır, bir gereğidir. Bundan dolayı komşularımızla iyi geçinmeye, İslam'ın güzel ahlakını da bu sayede, bu şekilde onlara iletmeye özenle gayret göstermeliyiz. İlk
Şubesini 2006 yılında 5 hastasıyla hizmete açan Anatol Zor Sağlık Bakım Kurumu hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Burada yaptıklarımız ev işleri, hemşirelik ve kişisel bakım ve özel destekler. Bunun yanı sıra Türkiye'ye sağlık turizmine uğraşıyoruz. Hollanda'da sağlık sorunu olan ve bakıma muhtaç kişilere yönelik çalışmalar yapmak ve onlara yardım etmek amacıyla kurulan Anatol Zor, Rotterdam kentinde yaşayanlara hizmet etmek amacıyla bu kentte de bir şube açarak şube sayısını 2'ye çıkardı. Anatol Zor Sağlık Merkezi Rotterdam Şubesi'nin açılışına Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Özkan Suat Özmen ve Anatol Sağlık Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda yaşlı vatandaşımız ve kurum çalışanı katıldı. Burada bakıma ve sağlığı yerinde olmayan vatandaşlarımıza hitap ediyoruz. Yani bu nasıl olur? Bedensel, zihinsel ve kronik hastalığı olan yaşlılar olsun, psikolojik sorunları olan insanlar olsun, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ve destek veriyoruz. Yani burada sadece ev bakımı, kişisel bakım, hemşirelik ve rehberlik yok. Yani burada doktor uzmanlarımız da var. Yani psikolog, psikiyatrist, yani Türkçe konuşanlar var arkadaşlarımız. Yani onlar yani hastaları tedavi ediyorlar. Yani onlarla birlikte yani güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Buraya bir hasta ne şekilde olması gerekir ki müracaat etsin? Nasıl bir durumda olması gerekiyor? Nasıl bir durumda? Yani kendilerine bakamayacak şekilde ve doktor resmiyetinde, yani doktor yani sen kesinlikle ev temizliği yapamazsın diye başvuruda bulunurlarsa, çünkü bizler bir aracı kurum olarak yani başvuru yapıyoruz. Formülleri dolduruyoruz ve onu Seyzet diye bir sağlık kurumu var. Onlar onaylıyorlar ve kaç saat, ne saat, hangi hizmetten faydalanacağını bir hasta, yani onlar belirliyorlar. Yani onu belirledikten sonra yani bize gelip, yani biz de o elemanları tesis edip ve onlara hizmet vermeye çalışıyoruz yani. Ben çok memnunum. Hizmet alıyorsunuz. Çok güzel, çok güzel. Her şey yani gerçekten mükemmel. Memnunum. Herkese de tavsiye ederim. Herhangi bir ücret sizden ödeniyor, hayır, ödüyor musunuz? Hayır. Sizin sigortanız. Evet, sigortamı kendisi ödüyor. Biz kendimiz bir şey ödemiyoruz. Her şeyime iyi bakıyorlar. Beni beyime yıkıyorlar, ediyorlar. Eksik bir şeyimiz yok. İstediğim an geliyor yardımcı bana. İğneci geliyor. Her zaman alışverişe götürüyorlar. İstediklerimi yapıyorlar. Beni yalnız bırakmıyorlar. Çok memnunum, çok razıyım. Allah onları memnun etsin. Başımızdan eksik etmesin. Muvaffak etsin. Hayırlı, uğurlu olsun. Et dünyası Mannheim, Orta Almanya.